sun istersin. Hayatın tamamı olsun istersin. Kaç kaç kaçmasın istersin. Hiç hiç bitmesin istersin. Rastlarsan öyle bir ana, elinden sakın kaçırma. Koş koş peşinden koparla. Tut tut elinden yakala. Hepsi o anların hepsi. Ektam Kıbrıs'la Güne Merhaba devam ediyor. Değerli izleyenler, Güne Merhaba devam ediyor ve sabah saatlerinde de ifade ettiğim gibi bugün tabii ki ülkemizde alınmış olan bazı kararlar var. Bunlar çalışma hayatı, iş hayatıyla alakalı, doğrudan reel sektörle alakalı ve bununla beraber kamu sektörünü de etkileyebilecek bir ekonomik yapı oluşma ihtimali var ülkemizde. Tabii ki bu konuyu konuşacağımız çok değerli, bilinçli bir isim var yanımızda. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Eski Başkanı, iş adamı Sayın Günay Çerkez'le birlikteyiz. Güne yansıyan bu gelişmelerle ilgili görüş ve düşüncelerini alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Böyle kritik bir dönem. Ben kritik olduğunu söylüyorum. Çünkü farklı kararlar alındı. Ve bu kararlarla beraber ülkemizin ekonomisi, iş yaşamı, çalışma hayatının nasıl etkileneceği konusunu genelde konuşacağız sizinle. İlk olarak şuradan başlayalım Sayın Çerkez. Spesifik bazı konular var, kararlar var ki onlarla ilgili de görüşlerinizi almak istiyorum. Daha sonra genele de döneceğiz zaten mecburen. Çünkü geneli etkileyecek belki de. Yabancı işçi getirilmesi konusunu Çalışma Bakanlığı açıklama yaptı. Getirmeyeceksiniz, yasakladık dedi. Tabii ki bununla ilgili müteahhitlerin bir tepkisi var. Henüz kitlesel bir tepki haline dönüşmese de bu tepkiye binaen Çalışma Bakanı bir açıklama yapıyor ve diyor ki müteahhitlere, onlarla ilgili olduğu için ifade ediyorum. Siz önce kendi içinizi temizleyin, kendi içinizle birlik olun, sorunlarınızı çözün, sonra gelin şeklindeydi. O da çok enteresan bir açıklama oldu. Daha doğrusu bakanlıklardan duymaya alışık olmadığımız çeşitli açıklamalar bunlar. Yeni literatürler ekleniyor dağarcığımıza. Siz nasıl karşılıyorsunuz bu kararı ve bu karar iş yaşamını, çalışma hayatını nasıl etkileyecek? Evet, tabii ki ilk önce benim anladığım kadarıyla bu Sayın Bakan'ın duyurduğu yasaklama 3. ülke çalışma izinleriyle ilgili. Yani Türkiye'den gelen işçilerle ilgili değil. Evet. Fark eder mi? Fark eder tabii. Hı hı. Çünkü şimdi şöyle diyeyim, biraz konuya bir boyut kazandıralım. Son yapılan araştırmaya göre yaklaşık 95 bin kişi çalışan vardır. Bunların 44.500'ü KKTC vatandaşı, 34.500'ü, yuvarlak söylüyorum, TC vatandaşı, 15.500'ü de 3. ülke vatandaşı. Şimdi görüyorsunuz ki yurt dışından gelen, yani Türkiye ile üçüncü ülkelerden gelen işçi sayısı KKTC sayısından fazla. Yani 44'e karşılık 50 bin. Hı hı. Bu da ne demektir? Şu demektir, biz ülkemizde tabii bu yeni bir konu değil. Biz çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirirken anne babalar küçük ülke sindromundan dolayı hep isterler doktor olsun, mühendis olsun, işte öğretmen olsun. Ama kalifiye işçi, yani sanat okullarımız yeteri kadar gelişmiş değil. Yeteri kadarı yok, yeteri kadar telkinle küçük yaştan
çocukları sanatkar yapmak, işte bugün bizim gerek inşaat sektöründe gerek diğer sektörlerde düz işçi bulmak veya tuğlacı bulmak, sıvacı bulmak, beton döken, bunları bulmakta çok ciddi sorun çekiyoruz. Hı hı. Çünkü Kıbrıslı aileler çocukların hepsinin ya pilot olacak, ya öğretmen olacak, ya mühendis olacak, ya doktor olacak. Son zamanlarda hatta tıbbın diğer dallarına da biraz ilgi göstermeye başlandı. Mesela fizyoterapi gibi, bunlara da eskiden bizim halkımız küçük iş. Ya da tabii bunları derken tabii en başta amaç bütün demeyeyim ama çoğu ailelerin öyle bir meslek edinsin ki kamuda iş alsın. Kamuda, çünkü kamudaki bir çalışanın çalışana verilen haklar, sosyal haklar ve esneklikler özel sektörün çok çok üstünde. Özel sektör öyle bir şeye tahammülü yok. Hiçbir sektör özel sektörde, yani müteahhitler değil. Bütün özel sektör kamuyla yarışamaz. Zaten en büyük sıkıntılardan biri ülkenin bu. Çok büyük bir uçurum var kamuda çalışanlarla özel sektörde çalışanlar arasında. Bu bir zaman, yani hiçbir zaman bir tek Asil Nadir Bey'in Polipek'in adada faaliyet gösterdiği dönemde kamudan kaçıp da Polipek'e giden çalışan oldu. Hiçbir zaman özel sektörden kaçıp kamuya giderler ve bilhassa seçim zamanlarında bu çok olur. Ama kamuyu bırakıp istifa edip özel sektöre geçen çok istisnai durumlarda olmaktadır. Bu da ne demektir? Dengeler çok, arada çok büyük farklar vardır. Durum böyleyken İbrahim Tatlıses'in söylediği bir laf vardı. Urfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik dedi bir zaman, değil mi? Evet. Yani şimdi Kıbrıs'ta, biraz önce istatistik olarak bazı rakamlar verdim. Kıbrıs'ta işçi var, işçiler boşta oturur da bunları özel sektör, yani müteahhitlik sektörünü konuşmuyorum. Genel anlamda. Özel sektör bunları alıp çalıştırmıyor da gidip yurt dışından, işte Türkiye'den 34 bin kusur. Bu da tabii kayıtlı olanlar, yani bir de kayıtsız olanları da koyduğumuzda belki bu rakamlar 5-10 bin daha da yukarıdadır. Dolayısıyla şimdi Sayın Bakanımız böyle bir karar alırken bana göre ilk önce ilgili sektörlerle konuşması lazım. Hele hele geldiği parti hep daima uzlaşığı telkil eden bir partiden geliyor. Bütün partilerimiz tabii ki genelde öyle ama biraz sosyal yönleri güçlü olan partiler bunlara çok daha da fazla önem veriyorlar. Şimdi hiç müteahhitler birine konuşmadan, işte ticaret odasına konuşmadan, esnaf sanatkarlara konuşmadan, efendime söyleyeyim sanayi odasına konuşmadan, hiçbir iş dünyası temsilcilerine konuşmadan bir gün sabahtan kalktı, üçüncü ülke vatandaşlarının ön izinlerini durdu diyorum dedi. Bu bildiğim kadarıyla bakanlar kuruluna gitmiş bir konu değil. Yani bakanlarımız, bütün hükümet böyle bir şey destekliyor mu? Neye göre yapılmıştır? Bilimsel olarak bir çalışma var mı? Bu insanlar daha mı az çalışır? Daha mı az iş yapar? Zaten öyle olsaydı ilgili işveren onları getirmeyecek. İşte gördüğümüz kadarıyla bu karardan önce bir inşaatta çalışan birisi, tabii ki hiçbir kimse bunu istemiyor. Kaza hangi şekilde olursa olsun istenmez. Ama birisi düşüp hayatını kaybetti. Şimdi
Bizim ülkemizde yaklaşık yılda 10-12 bin konut bitir, yapılır. Bunun ortalama desek 150 metrekareden bu 1,5 milyon metrekare inşaat demektir. Bunun yanında dükkan, iş yeri, otel falan da dersin. Yani senede 2 milyon metrekareye yakın inşaat yapılan bir ülkede hiç kaza olmayacak. Tabii ki tekrar ediyorum. Hiçbir sektörde hiçbir şekilde kaza olmasını istemiyoruz. Ama gelin görün ki yani bu 1,5-2 milyon metrekare üretim yapan bir sektörde yılda 1-2-3 olabiliyor. Peki o zaman arabaları da yollardan kaldıran çünkü trafikte yılda 100'den fazla insan ölüyor. Onları duralım. Denizleri de kapatalım. Çünkü denizde de insanlar boğulur. İşte yılda en az 3-5 kişi. Hem onlar Kıbrıs'ta çoğu. Ha. Yani o zaman denizleri kapatalım. Geldik Sayın Bakan'a çağırıyorum buradan. Denize girmeyi yasaklasın. Bütün denizlerin önüne birer şey çeksin. Telleme yapsın, yasaklasın. Yollardan arabaları kaldıralım. Havuzları kapatalım. Yani bu kapatma işi gerçekten nasıl öyle bir karara varılır? Üstelik hiç ilgili sektörlerle de konuşulmadan, tartışılmadan ki inşaat sektörü iş güvenliği açısından, iş sağlığı ve güvenliği açısından bütün sektörlerin önündedir. Bakın 2016'da iş sağlığı ve güvenliği Çalıştay yapıldı. O Çalıştay'ın neticeleri şimdiki bakana bildiğim kadarıyla Müteahhitler Birliği'ye verildi. Geçen sene 2018'de tekrarlandı yine iş sağlığı ve güvenliği Çalıştay. Şimdi bunlar yapılırken bir inşaattan düşüp ölen tekrar ediyorum. Tabii ki canı hiçbir şey yerine getirmez ama bu kadar da saf ve naif olmamamız lazım. Yani hiç kaza olmayacak, hiçbir kimse ölmeyecek. Tekrarlıyorum, arabaların kullanılmasını yasaklayalım. Çünkü en fazla kaza yollarda oluyor. En fazla ölüm yollarda oluyor. Ha, peki yolların bunları azaltmak için hükümetimizin ve gelmiş geçmiş hükümetlerimizin almış olduğu çok ciddi kararlar mı var? İşte şeyde gördük, Ciklos'ta. Şimdi iki aydır da orasını tek şeride indirdiler. Ve yine müteahhitlerin kendi gönüllü çalışmalarıyla o dere genişletildi. Onu yaparken bizim şirketimiz de oraya araç gönderdi. Üç gün hafta sonu o dere genişletildi ki olası bir tekrar yoğun yağmur yağışında aynı sıkıntı yaşanmasın. Gönüllü olarak mı yaptılar bu müteahhitler? Orada? Müteahhitler bunu gönüllü olarak. Dört müteahhit bunu yaptı. Ama çıkıp da bunun reklamını da yapmadık. Bak biz bunu yaptık. Şimdi ondan sonra arasının tam güvenli alması için beton dökülmesi lazım. Yapılan, açılan, genişletilen derenin iki tarafının betonlanması lazım. Çünkü betonlanmazsa zaman içinde toprak çökecek. Ona da işte basından duyduk. 3 milyon TL lazım. Hükümetimiz 8,5 milyar TL olan bütçesinden 3 milyon TL bulup da orasını betonlamıyor. Tek şerite indirdi orasını. Ve böyle altı oyuk orasının geçeğin dere çökme ihtimali var gene zaman içinde. 3 milyon TL bulamıyoruz. Ne? Ve tek şeritle orada peki işte kış geçti, yaz gelecek, trafik artacak. Sabahları orada Girne'den gelenler bilecek. Sayın Bakan da Girne'den gelir ama bilmem kaçta geçer. Görecek orada nasıl trafiğin tıkandığını. Yani ülkede tabii ki hiçbir kimse bir canı hiçbir şey geri getirmez. Ama böyle
şeyden, yangından şey kaçırır gibi. Ne vardı ki bir sabah kalkacak? Eğer bu bakanın kendi kararıysa, buna bakan, başbakan diyen derhal müdahale etmesi lazım. Kime danıştın? Neye göre yaptın? Yani artık bu ülke bakanlar da kendi başlarına, bakanısan bu demek değildir ki ciddi bir etki yaratacak olan ülkede yasaklama. Yasaklama her ne olursa olsun en son uygulanacak olan şeydir. İlk önce karşılıklı ilgili sektörlerle konuşulur, daha da fazla iş güvenliği artırılır. Ondan sonra yapılması gereken, başka alınması gereken tedbirler varsa tabii. Peki biz üçüncü ülkeden ülkeye yasal olarak çalışma izniyle işçi getirmediğimizde Kıbrıslı zaten işçi olmak istemez. Peki ne yapacağız? Nasıl gelişeceğiz? Nasıl bizim programımıza, planımızda, hükümetin yaptığı bütçede ciddi bir artış var. Peki bu para nereden gelecek? Hükümet para basmıyor. Parası basma TL'dir. Bizim paramızda değil hükümet bası. Kazanacak bunu. Nasıl kazanacak hükümet bunu? Özel sektörden kazanacak. Özel sektörü siz yardım edip önünü açacağınıza, sıkıntılarını gidereceğinize, katkı koyacağınıza, eğer biz böyle bir bakanın keyfine göre kalkıp da bir sabah üçüncü ülke şeylerini ben kapatıyorum, durduruyorum. Pek yakında eğer bu devam ederse eminim ki hükümet buna el koyacak. Yani bu birkaç gün sonra bu değişecek ama bu defa süpermarketlerde çalışacak insan bulamayacaksın. Yani işçi dendiğinde herkesin ya da çoğunun aklına hemen inşaat sektörü gelir. İnşaat sektörünün dışında bütün sektörlerde, hatta evlerde herkesin yani birçok ihtiyacı insan olan çevrede, evlerde iş yardımcı olarak çalışanların bunun çoğu üçüncü ülkelerden geliyor. Evet. Türkmenistan'dan geliyor, ne bileyim ben Gürcistan'dan geliyor, şeyden geliyor, Bangladeş'ten geliyor, oradan geliyor, buradan geliyor. Şimdi yani bunu hangi açıdan baksanız bunun bir tutu ve tutunar ya da savunacak bir tarafı yok. Sayın Bakanımız bana göre halka bir borcu var. Çıkacak diyecek ki bu sebeplerden dolayı. Ha inşaat sektörü ise ve inşaat sektörünün en fazla denetlendiği sektördür aslında. Ve en fazla da iş sağlığı ve güvenliği için iş yapan sektördür. Biraz önce bahsettiğim çalıştaylarla beraber. Ama bunun yanında üçüncü ülkelerden ve Türkiye'den gelen işçilerimizin çoğu yalnız inşaat sektöründe çalışmıyor. Bütün sektörde çalışıyorlar. Süpermarketlerden tutun, evlerde temizlik tutun. Temizlik şirketleri de aynı şekilde. Mesela temizlik şirketlerinde çalışanlar da aynı her şekilde. Her yerde çalışıyorlar. Yani ülkenin iş gücüne ihtiyacı var. O iş gücünü genelleştirirsek bizim kendi yerli insanımızla tedarik edemiyoruz. Çünkü biz çocuklarımızı küçükten hiçbir zaman bırakın düz işçi, sanatçı bile. Bugün biz tuğlacı bulamayız, demirci bulamayız, kalıpçı bulamayız. Bunlar hep ya Türkiye'den ya üçüncü ülkelerden geliyor. Yani sanki de aydan gelmiş gibi yani böyle memleketi tanımıyoruz, bilmiyoruz gibi kararlar almak gerçekten kelime bulamıyorum. Neye göre yapılmıştır, niye paylaşılmamıştır? Bir sabah kalktı bir bakan ve diyor ki biz artık şeye vermeyeceğiz. Bu kadar kolay mı? Yani şimdi biz bir taraftan ekonomiyi büyütmeye çalışırken nasıl büyüteceğiz ekonomiyi? Bu bütçenin öngördüğü gelirler nereden gelecek? Zaten bizim kontrolümüz dışında dünyadaki gelişmelerden ve bölgede olan gelişmelerden ve bilhassa Türkiye'de olan gelişmelerden dolayı ekonomimiz çok ciddi bir sıkıntıdan geçen bir dönemde daha anlayışlı ve hatta var olan gerekirse bazı kuralları biraz esnetmemiz gerekirken
Biz tam tersini yapıyoruz. Hükümetten de bir ses çıkmadı. İnşallah bugün, yarın hükümet sözcüsü çıkar ve der ki bu neyse sebebi, işte kızgınlık içinde ya duyduğu acıdan dolayı, bir kişinin ölümünden dolayı, ince ruhlu da olan insanlar olabilir, dolayı yapılmıştır. Şimdi bunu düzeltiyoruz, ama bir ülke böyle yönetilemez. Yani ilgili sektörlerle istişare etmeden, çok ciddi bir sebep olmadan ve bunun yaratacağı etkiyi nasıl başka alternatif yollarla gidereceğimizi belirlemeden, ben de sabahtan kalkıp isterim gideyim bahçede bulayım 8 kilo altın. Bir istektir ama gerçekleşmesi imkansız. Yani çünkü bizim bahçede altın madeni yok. Evet. Bilmem başkasının varsa. Bunlar gerçekten, Kıbrıs Türk'ü bunları çoktan aşmalıydı. Yani ben anlamıyorum, bu aşamada çok iddialı iktidara gelen dört partiden oluşan bir koalisyonda bu tip şeyleri çoktan aşmamız lazım. En fazla katkısı olan inşaat sektöründen. Bakın, bizim ülkemizde ülkenin yapısından dolayı en fazla devlete para kazandıran, yani hazineye para aktıran sektörlerin başında inşaat sektörü gelir. Tapuda yapılan alım-satımlar, ki bu gayrimenkulle ilgilidir. Herkes eve ihtiyacı var, daireye ihtiyacı var, kalacak bir yere ihtiyacı var. Muhakkak bir oradan olur, bir de ticaretten gelen gümrüklerden en fazla gelir. Özel sektörden bu iki kanaldandır. Çünkü ve bunu da bütün bakanlar ve insanların çoğun farkındadır. Maliye Bakanı, günün Maliye Bakanı bunu çok iyi biliyor. Rakamsal olarak da biliyor. Gümrüklerden gelen gelir ve tapudan gelen gelir. Bunlar tabiri caizse para basan makineler gibi görev yapmaktadırlar. Durum böyleyken ikide bir de özel sektörde şu oldu, bunu kapatalım, bunu durduralım, bunu bekletelim. Dediğim gibi, denizleri kapatalım, denizlerde daha fazla insan boğuluyor her sene. Onu niye kapatmıyoruz? Şeyde, yollarda daha fazla insan ölüyor şeyden, trafik kazalarından. Peki onlarla ilgili Sayın Bakanımız veya bakanlarımız veya hükümetlerimiz ne yapıyor, ne yaptı? Ne kadar bütçe ayrılıyor yolların iyileştirilmesine? Trafik kazalarının azalmasına, ki orada çocuklar da, bebekler de ölüyor, can kaybına uğruyor her yaşta. Ha, ben demiyorum birisinin yaşı çocuğuysa daha değerlidir, daha 25 yaşındaysa inşaatla çalışsa daha az. Hayır, ama o her yaştaki insana ölüm getirebilen olaylardır. Kapatalım yolları. Artık herkes bisikletle gitsin işe, eşeklerle gitsin işe. Çünkü insanlar ölüyor. Yani olur mu böyle bir şey? Bütün dünyada bu oluyor. Yalnız bizde değil, her gün şeylerde görüyoruz. Yani kazasız bir yaşam nasıl olabilir? Hiçbir öyle bir ülke yok. Ne Almanya'da öyledir, ne Fransa'da öyledir, ne İtalya'da, ne İngiltere'de, ne Türkiye'de, ne Çin'de, ne Kore'de. Ne biçim bir şey bu? Yani bu yaklaşım çok şahsi ve ya bir şeye isyan. Tamam, biz de sevmiyoruz, istemiyoruz kaza olsun. Herhangi bir kazanın, herhangi bir çeşit kazanın olmasını istemiyoruz, ama gerçek hayatta bunlar oluyor. Evet. Tabii bir diğer karar daha var. Bununla ilgili de sizin görüşünüzü merak ediyorum. Hükümetin yabancılara yönelik
genel politikası ile ilgili bir takım çalışmaları kapsamında diyelim, yabancıların çalışma izinleri değişiklik yasa tasarısına baktığımız zaman şöyle bir değişiklik yapmış Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi'nde. İş dünyasını endişelendiren bir durum, onu söyleyeyim. Madde şu: 3 yıl kesintisiz çalışma izni süresi dolduran yabancı uyruklu çalışanlara 3 ay gibi kısa bir süre yurt dışında kalma zorunluluğunun getirilmesi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Çerkez? Yani bu nasıl etkiler iş dünyasını ve çalışma hayatını? Herhalde bunu yapanlar iş dünyasının uzaktan yakından alakaları olmayan insanlar olması lazım. Şimdi bu bir kere hangi açıdan bakarsanız bakarsınız, bana göre bir benim tahmin ettiğim sebep, hiçbir kimsenin uzun süre kalıp da burada vatandaş olma hakkını kazanmamak için konan gizli ya gizli bir şey diye adlandırırım bunu. Çünkü başka mantıken böyle bir şeyi talep etmek, bir kere yurt dışına birisini getiriyorsunuz, bunun bir bedeli var. Sonra çalışma izni alıyorsunuz, bunun bedeli var. Kayıt altındadır, bunun bir avantajı var ama bedeli de var. Sonra da bu adam 3 sene çalıştırıyorsunuz, yaptığı iş neyse o şeyin ehli olur, daha fazla tecrübeli olur. Sonra bu adama diyeceksin ki tamam sen güle güle git, 3 ay otur. Peki o 3 ayda ne yapacak bu adam? Ne yiyecek, ne içecek, ailesine ne gönderecek? 3 aydan sonra da gel baştan tekrar geri. Şimdi bunun sebebini buna karar verenle çıkacak ve paylaşacak halkla. Biz bunu bu sebepten dolayı yapıyoruz. Tek sebep benim gördüğüm kadarıyla uzun zaman kalıp da 10 sene sürekli kalıp da ki onda dahi yılda bildiğim kadarıyla bir ay kadar yurt dışına giriş çıkılabilir. Giriş çıkış yapması gerekiyor. 10 sene sürekli kalıp da vatandaşlık hakkı kazanmaması içindir. Şimdi bunu yapmak için bizim ülkemizde çok fazla vatandaşımız olması lazım. Biz niye dıştan, yani biz derken Kıbrıs iş insanları niye yurt dışından personel getiriyor? Ya bu işçi de değil yani, daima işçi olmayabilir. Mesela bankalarda çalışanlar var, üniversitelerde çalışanlar var. Yani sen bir üniversitede çalışır, 3 sene sonra hadi sen gir 3 ay, onun dersini 3 aylığına kim verecek? Yani bir şey yapılırken bizim siyasilerimizin şöyle bir marifet mi diyeyim, korku mu diyeyim tam bilmiyorum. Bunu ilgili sektörlerle paylaşıp biz şunun önüne geçmek isteriz ya da bunu kısıtlamak isteriz. Ama acaba bunu iş hayatını kesintiye uğratmadan, iş değil bu şey de olabilir yani eğitim de olabilir, sağlık da olabilir. Bunu kesintiye uğratmadan nasıl yapabiliriz? Otur aç şöyle sıkıntını açık açık. Zaten bugün sosyal medyada gizli bir şey yok. Herkes herkesin ki ona bir yasa yapmadılar daha. O da başka bir ayıp memleketin. İsteyen istediği kadar sana sövüyor, sayıyor sosyal medyada. Ona karşı hukuki bir işlem için yasa yok. Onları yapmıyorlar. Hiçbir hükümet yapmıyor. Neyse halleri. Ama şimdi böyle indik dündük şeylerle 3 ay hiçbir iş sektörüyle danışılmadan yapıldığı çok net. Ya da yapılmaya çalışıldığı çok net. Çünkü ne olacak? 3 ay o kısa, ne uzundur başka birisini alasın ne de çok azdır. Dersin tamam 2 hafta izne gitti, 2 hafta sonra gelecek. Yani bunlara kimler karar verir? Hangi lojik, hangi mantık bunlara karar verir? Gerçekten ben şahsen anlamıyorum.
Hiçbirine de sormuyorlar, böyle bir şey yaparsak nasıl etkilenirsiniz? Birileri orada oturur. Yani bu ne demektir? Özel sektör gelişmesin, büyümesin. Kamuyu büyütelim, büyütelim, büyütelim. Peki nereden ödeyeceksin o kamuyu? Hadi farz et senin amacın kamuyu özel sektörden 5 misli büyük yapasın. Peki kaynağı nereden? Yani hiçbir mantık, hiçbir şekilde izah edilemeyecek kararlardır. Ha, belki bizim düşünemediğimiz çok gizli bir şeyi var, avantajı var ülkeye de biz mi farkında değiliz? Ama olsaydı eminim iş insanları genelde akıllı ve bilinçli hareket ederler. Bunu çoktan görecekti de iş insanları bunu kendiliğinden yapacaktı. Eğer iş dünyasına bir ya da ülkeye bir faydası varsa. Tek sebebi burada şey etmeyelim. Ha, bir diğeri de ikide bir de duyarız. İşte yurt dışından gelen bu işçiler, bu insanlar burada çalışır. Buradan aldıkları parayı hep kendi ülkelerine gönderirler. Buraya ne faydası var? Peki İngiltere'de 200 binden fazla Kıbrıslı Türk var. Türkiye'de ondan daha fazla Kıbrıslı Türk var. Bunlar kazandığı paranın çoğunu ne yapar? Kendi ülkesine göndermiyor mu? Kendi ülkesine gönderiyor. Ya ailesine gönderiyor, ya burada ev yapıyor, iş kuruyor. Yani Rum tarafında da yalnız bizim ülkemize gelen yabancılar kazandığı parayı kendi ülkesine göndermiş olsaydı, deyim ha bunlar art niyetlidir bu gelen ya da bulduğumuz bu yabancı işçiler. Geliyor bizim burada bütün paramızı alıp yolluyorlar. Başka bir ülkeye gidip çalışmanın amacı nedir? Para kazanmak değil mi? Bir geçim sağ. Peki fazla bir şey kalırsa sen onu ne yaparsın genelde? Kendi ülkene götürürsün ya da yatırırsın. Peki buraya gelen yabancı çalışı da bunu yaptığında niye ağrımızaydı? Ne bekleriz? Yani buraya gelen Bangladeşli, Pakistanlı, bilmem Türkmenistanlı buraya yatırım yapsın. Bu defa diyeceğiz bizim Türkler azla düşüyor. Kıbrıslı Türkler. Yani karar vermemiz lazım. Nedir istediğimiz? Çünkü bir kararsızlık içinde tabii hükümetlerin de çok sık değişmesi o da bunlara hep etkendir. Yani stabil bir idare yok. İşte dolayısıyla bakın Türkiye'de 2002'de iktidara geldi AK Parti. Tek parti. Bugün 2019, kaç sene? 17 sene. 17 senedir tek parti iktidarda. Ve yapılan gelişmeler, Türkiye'de olan altyapı gelişmeleri, ülke yapılan, bakın biraz önce gelmeden sizin verdiğiniz haberde 30 milyon şey geldi, turist geldi. Türkiye'ye geçen sene 30 milyon. Bizim nüfusun kaç katı? 100 katı. Tamam mı? Biz turistten korkarız, işçiden korkarız, iş adamından korkarız. O zaman bu kamuda çalışanlar, bakanlarla beraber otursunlar kendileri bir ayrı hükümet şey kursunlar, dünya kursunlar. Bütün diğer hepimizi de dışarı bir yerlere göndersinler. Kendi başlarına çalsınlar, oynasınlar. Yani anlayamadım ben bunu. Özel sektör olmadan, güçlü olmadan kamu nasıl maaşını ödeyebilir? Ne iş yapacaklar eğer yoksa ya da küçükse? Yani mesela şey nedir Günay Bey? Diyelim ki bir işveren yurt dışından, üçüncü dünya ülkesinden veya Türkiye'den, belki farklıdır bilmediğim için soruyorum. Bir işçiyi getirdiğimiz zaman buraya bizim özel sektör olarak devlete kaç para veririz her bir işçi başına? Yani bir kişiyi getirdik, mutlaka çalışma izni çıkarırız herhalde, ön izin alırız ki onlar iptal edilmiş. İşte ne bileyim atıyorum. Bu geçerli bir şey. Bu ön izin üçüncü ülke bu çok sürmez. Eminim
2 hafta içinde bu geri çekilecek. Çünkü mantığın ötesinde bir şeydi. Yani ekonomiyi, ülkeyi büyütmek, geliştirmek için değil, tam tersi küçültmek için ekonomik. Ha, böyle bir hükümetimizin böyle bir arzusu varsa, ki ben hükümetin böyle bir arzusu olduğuna imkan ve ihtimal vermiyorum. Belki bir kişinin vardır. Başka sebeplerden dolayı daha cılız kalalım, daha küçük kalalım, daha güçlenmeyelim, daha fazla şey edelim, talep edelim dışarıdan, nereden ise, güneyden, kuzeyden. Bilmiyorum ki. Yani ülkesini seven hiçbir kimse böyle bir harekette bulunamaz. Ben beklerim yani ilgili partinin başkanı buna ne diyecek? Yani nasıl? Onun haberi var mıydı? Bırak hükümetin. Haberi var mıydı böyle bir şeyden? Evet. Peki asgari ücretle ilgili görüş ve düşünceleriniz nelerdir? Yani tabii asgari ücret çok hassas ve dengeli olması lazım. Nasıl şimdi, açalım biraz? Şimdi şöyle, tabii ki asgari ücrette çalışanlar için geçim sağlamak açısından minimum, ismi üstünde, asgari alması gereken bir rakam belirleniyor. Ha şimdi belirlenme kriterleri falan, onlar çok demode oldu. Yani o yasa, asgari ücreti belirleyen yasayı güncelleştirmeyi, ama gelin görün ki bizim hükümetlerimizin hiçbiri, şimdiki ve geçen 20 hükümet, hiçbiri böyle insanların günlük hayatını etkileyen konularda, yasalarda bunları güncelleştirmeyi hiç düşünmezler ya da vakitleri yoktur. Tamam mı? Ama bize göre olmasa da olanlarda onları şey diyorlar. Mesela hükümetin de asgari ücretin yüksek olmasında hem faydası var hem gideri var. Biliyorsunuz ülkemizde birçok cezalar asgari ücrete endekslenmişti. Yani işte şey cezası, park cezası, işte asgari ücretin %10'udur. Hız kameraları, ilk dilim mesela 65 kilometre hız olan, 65 kilometreyi geçtiğinizde 72 kilometreden başlar, bir %5-10'da şey verir size kamera tolerans, ama ondan sonra 72 kilometre gidersen asgari ücretin %10'u kadar. Ne bileyim ben, 80 ise asgari ücretin %20'si kadar böyle gidiyor. Asgari ücrete indekslenmişti birçok ceza veya ödediğiniz harçlar. Asgari ücretin %5'i, 10'u, 20'si gibi. O açıdan asgari ücreti yüksek tutmak hükümetin de işine gelir. Ama işe biraz insancıl açıdan bakmak lazım. Bir kişinin, makul bir ailenin geçinmesi için minimum ne olması lazım? O açıdan zaten sendikalarımız genelde bu açıdan bakıyor bu konuya. Ve işte bazı sendikalar şimdiki rakamın dahi yetersiz olduğunu. Ama işte burada bir de konuya diğer taraftan baktığınızda, yani denklemin iki tarafından da baktığınızda, diğer taraftan da bu ek ücret nereden gelecek? İşveren bunu nereden bulacak? Bu demektir ki daha verimli çalışacaksın, daha fazla üreteceksin. Farz et bunu da yaparız. Peki hangi piyasaya satacaksın? Ya bizim öyle ihracatlarımıza bakarsanız, ihraç ettiğimiz ürünler işte 100 milyon dolar değerinde yıllık. İthal ettiğimiz de 1.8 milyar. Şimdi çoğu bunu da eleştirir. Ama bana göre bu gayet doğaldır. Çünkü ada ekonomilerinde hiçbir zaman mal ihracatı, çok istisnai bir durum yoksa, mal ihracatı
imkansızdır ithalatından daha fazla olsun. Mesela birkaç ada var, işte madeni vardır ya petrolü vardır. Evet, o zaman ihracatı daha fazladır ithalatından. Ama normal adalarda malla ekonomiyi değerlendirmemek lazım. İşte bizim şeylerimiz hep bundan bahseder. İşte ihracatımız 100 milyonu, 105 milyonu, 110 milyonudur. İthalatımız da 1.8 milyardır. Doğrudur. Biz o açığı hizmet sektörleriyle kapatabiliriz. Adalar hizmet sektörlerinde gelişebilir. Çünkü büyük toprağı yoktur. Ciddi şekilde ziraat yapsın, çiftçilikle uğraşsın. Büyük alanlar yok, hayvancılıkla uğraşsın. Büyük doğal şeyin yoksa, mesela ormanın yoksa kereste geliştiresin. Doğaldır ihracatın çok daha fazla olsun ihracatından. O şeyi de zaten bizim ülkemizde de iki lider sektör nedir? Yüksek eğitimle turizmdir. Onlarla baktığımızda o açığı oradan kapatıyoruz. Tam da olmasa yanaşıyor. Ha, başka ülkelerde mesela güneyde tanınmış olduğu için bu hizmet sektörlerinde mesela finans sektörleri var. Finans hizmeti verirsin. Ondan bir gelirin olur. Gemicilikten olur. Biz mesela bu iki tane hizmetten faydalanamayız. Çünkü tanınmamış olduğumuzdan bizde herhangi bir gemi kaydı, mesela güneyde, Avrupa Birliği içerisinde 6. dünyada da 14. en büyük ticari filo kaydı güneydedir. Bak, dünya çapında 14. sırada, Avrupa Birliği içinde de 6. sıra. Bundan ciddi bir gelir. Nasıl ki bizim yüksek eğitimden geliyorsa, efendim turizmden geliyorsa, güneydekinde yüksek eğitim o kadar gelişmemiştir. Bizim kadar geliri yok, dıştan kazancı yoktur. Turizmi bizden daha fazladır. Ama onun yanında verdiği denizcilik hizmetleri var ve finansal hizmetleri vardır ki onlar da işte buna rağmen, yani güneye de baktığınızda güneyin ithalatı 10-11 milyar euro, ihracatı da 4 milyar euro civarındadır. Yani adalarda daima mal bakımından, mal ihracatı ve ithalatı, muhakkak ithalat daha fazladır. O şeyi de kapatmak için hizmetlerden onu yapabilirsin. Ama biz bunu alırız, işte her sene başlarız, işte tabii senin zaten o ithal ettiğin şeyin başında en fazla yakıttır. Tabii. Gerek elektriği, gerekse arabalar, ikincisi arabadır. Yani ama bizim basında maalesef böyle hep kötü şeyler ya da eleştirme üzerinedir. Yani hiçbir zaman bu doğaldır, bak bütün ülkelerde, adalarda böyledir, işte hizmetleri geliştirmemiz lazım. Mesela biz sağlık sektöründe ileriye gidebiliriz. Bir sektör de odur adalar için. Ama bunun için yasalarımız düzgün olacak, yasalarımız buna müsaade edecek. Bunun için bir sektör olarak bunun PR'ını yapmamız lazım, reklamını yapmamız lazım. Ya biz işte daha iyi yönetilmemiz lazım. Bunları hükümetler bu sektörlere, özel sektörü itmeleri lazım. Yeni sektörlere, onlara teşvik vermesi lazım. Bu teşvikler verilirken her iki senede, üç senede bir gözden geçirmesi lazım. Mesela biz daha turizm istiyoruz. Yoksa sağlık, daha fazla sağlık sektörü mü? Sağlıkta biz daha fazla yerli çalıştırabiliriz. Bizim halkımız doktor olmaya aileler daha meyillidir. İşte
Geçen hafta Sayın Başbakan ekibiyle gittiler, turizmcilerle görüştüler. Orada eleştirdiler turizmcileri. Yani sektörde diyor, turizm sektöründe çalışanın yalnız %20'si yerlidir. Dua edelim ki %20'si de orada çalışıyor. Çünkü biz Kıbrıs insanını gelmiş geçmiş bütün hükümetler alıştırdık ki kamuda çalışmazsa birisi onun çalıştığını varsaymayız. Muhakkak kamuda çalışır. Durum böyleyken, küçük ülkelerde, hükümetler de bu kadar sık değişirken işte böyle çok yoğun bir, büyük bir kamu var ki iş, üretim açısından da ters çalışır kamu. Kamuda ne kadar büyürse o kadar az üretir. Çünkü bak o çalışmaz, ben niye çalışayım? Yani bir, şimdi kamunun sıkıntılarını herkes biliyor. İstemiyorum onları baştan vakit harcayalım ama herkes kamuda çalışmak istiyor. Niye? Çünkü ilelebet bakınız garanti var. Dünyada öyle bir dünya yok artık. Yani ilelebet. Bakın işte gördük geçenlerde. İş yasasında, kamu iş yasasında şöyle bir madde var. Birisini görevden almak için amirini dövmeyi alışkanlık haline getirdiği durumlarda diyor. Kaldırdılar onu. Kaldırdılar o şeyi, maddeyi. Düzenlemeye almışlar onu. Tamam yaptılar da işte adam hırsızlık yaptı şeyde, postada evet. Yıllarca. Ne oldu? Sadece o bile değil. Yani kamunun iştiraklerinde bir sürü şeyler dönüyor. Tamam yani ne oldu? İşte yani kaldırdılar da onu iştirata koydular mı? Yani şimdi şu anda o kadar fazla. Ben demiyorum bir iş yerinde, gerek özelde gerek kamuda işçiye, çalışana güven vermeyeceksin. Ama her şeyin çoğu azı gibi zararlıdır. Çok fazla güven olduğunda da adam, insan orada çalışan kendini o kadar güvende hisseder ki yani verimli çalışmaz. Ona sen bir ihtar bir şey yazarsın. 20 tane milletvekili, 15 tane bilmem parti şeyi, hemen ne verdin, o bizim adamıdır, o tamamdır, onu destekle. Herkes herkesin adamı. Tabakkada bir ülke yani şimdi. Biz konuştuğumuzda kendimizi Amerika'dan büyük zannederiz ama ya da Rusya'dan daha büyük zannederiz ama öyle değiliz. Çin kadar da değiliz. 300 bin kişilik bir nüfus. Dolayısıyla biz daha verimli ve bu verimliyi çalışmanın liderliğini de bir kamu reformla kamuda yapmamız lazım. Çünkü ancak o zaman etkisini daha fazla görürüz. Yani bir şirket verimli çalışıyor. Peki bir şirkette çalışıyor 3 kişi, 5 kişi. Yani istisnai durumları söylemiyorum. Bizde ortalama şirket büyüklükleri 20-25 kişi, 30 kişi. Çoğu daha küçük. Çünkü aile şirketleri çoğu. Şimdi 3 kişi, 5 kişi zaten verimli çalışmak mecburiyetinde. Aksi takdirde zarar eder. Kapadır dükkanını, kapadır iş yerini, neyse yaptığı iş. Önemli olan kamu gibi, kamunun verimli çalışması. Çünkü orada ciddi bir tasarruf sağlayabiliriz. Artık kabul etmeliyiz ki biz insanlarımızın okul seviyesinden sanata yani şeye yönlendirmemiz lazım. Bunların işte doğru hizmet olan hizmete yönlendirmeden. Bugün bu yurt dışından gelen işçilerin bir analizini yapın. Bunların size söyleyeyim %70'i kalıpçı, demirci, sıvacı, tuğlacı. Geri kalan da yine işte süpermarketlerde, büyük şirketlerde yapılması gereken ama Kıbrıslı'nın yapmak istemediği, çünkü biz çocuklarımızı baştan söyleyeyim, büyütürken sen doktor olacaksın, sen mühendis olacaksın, sen öğretmen olacak diye çocukları şey diyoruz. Ve onun için de ben aile bilirim, 8 senede daha 3 yıllık bir üniversite şeyini, kursunu bitirip mezun olamayan ama ille okutacak. Yok o kabiliyet.
Ama başka konularda çok kabiliyetli. Örneğin bilişim sektörünü de geliştirebiliriz. Yani ambargonun, izolasyonun tek çalışmadığı nokta bilişimdir. Bilişim, onu unuttum bahseden. Bilişim de tabii ki son zamanlarda gelişmiş. Çok da geniş bir ağ var yani. Ve orada da ambargo yok. Yani bugün mesela Belarus, şimdi bahsettiniz. Belarus'un en büyük ihracatı nedir bilir misiniz? Yazılım. Ama orada nasıl yetiştiriliyor? Bu çocuklar alıyorlar, üniversiteye gitmiyorlar. Özel okul var. İlkokul, ortaokuldan sonra bu keşfedilen yani bilişim program yazmakta yetenek kazanmış çocukları ayrı okullarda eğitiyorlar ve bunları programcı yapıyorlar. Software dediğimiz yani inanılmaz Belarus'un en büyük şeyi ihracatı yazılımdır. Turkcell Belarus'ta 1000 kişilik bir yazılım şirketi kurdu. 1000 kişi çalıştırıyor orada. Kendi bütün diğer ülkelerdeki şirketlerine hizmet vermek için. Biz de aynı şekilde yapsak bakın 18 üniversite faaliyettedir. İşte bir 12 tane daha da izni varmış. Arge diye bir şey hiçbirinde yok. Şimdi ODTÜ başlatıyor. Bir bina yaptı. Kaltev binası. Kalkanlığı Teknoloji Vadisi'nin isim şeylerini alarak, harflerini alarak Kaltev binası. Şimdi oraya mesela ilk gelen Aselsan. Aselsan orada çok büyük bir yer kiraladı. Türkiye'de bir numara teknolojide biliyorsunuz silah sanayisinde falan acayip gelişmeler yapan bir şey. Oradaki öğrencileri varsa araştırmacı yapan personel, profesör araştırmaları kullanarak orada yeni şeyler geçti. DAÜ kurulalı en eski üniversitemiz DAÜ. DAÜ'de bir Ar-Ge merkezi yok. Biz teknoloji satmaya bu üniversitede zorlamıyoruz. O şeyin yakın doğumunda yok bildiğim kadarıyla. Olması lazım. Bu üniversiteler Ar-Ge merkezleriyle hem ülkeye ciddi gelir sağlamalar lazım hem ve personel çalıştırarak hem de yurt dışına satarak çok ciddi gelir sağlayabilir. Yeni bir iş alanıdır yani bu ülke için. En uygun, ülke şeylerden biri. Dolayısıyla biz bunlarla uğraşacağımıza maalesef yenilikleri zamanında yakalayıp da faydalanmaktansa biz hala işte arpa buğday ekip de satamayız. Zaten rekabet edemeyiz biz bunlarla. Artık dünya globalleşti. Yani bütün dünyada sen rekabet edeceksin. Bugün mesela Avustralya, Amerika, Rusya, Ukrayna'nın fiyatında biz arpa buğday yetiştiremeyiz. İmkansızdır. Çünkü boyutlar çok daha büyük ve iş gücü daha ucuz. Dolayısıyla biz artık rekabet edebileceğimiz ihtiyaç olan ürünlere, ziraat ürünü yani şeyse, toprak ürünü ise, katma değeri yüksek olan teknoloji kullanmamız lazım. Bu üniversiteler artık kendi ülkemize genelde daha fazla fayda sağlayacak yönlerde ilerlemeleri kendileri lazım. İçinde tabii aynı zamanda. Tabii, yani bir Ar-Ge bölümü olsa şimdi çok daha kaliteli, çok daha şey öğrenciler gelecek buraya. Aynen öyle. Dolayısıyla bunları artık kendi kendimize bir reform yapmamız lazım ülkede. Bunu da ülke günün hükümeti buna liderlik yapacak. Yollar açması lazım. Yasa gereksiz yasayı hemen yapması lazım. Ve bunları telkin etmemiz lazım. Ama biz işte hükümetlerimiz maalesef belli. İşte bizim partiden olanlara kamuda iş. Dönelim biraz da özel sektör uğraşır, ezilir, elenir. Biz bunlardan daha fazla vergi.
alalım çünkü kamu büyüyor, daha fazla kaynağa ihtiyaç var. Bu kısır yöntemlerle ve kısır vizyonlarla yani Kıbrıs Adası'nın böyle yakın zamanda çok iyi yerlere gelme gibi ha şu şans var. Yakın derken tabii gelecek 3-5 sene. Eğer doğalgaz ya petrol bulunursa kuzey taraflarında veya bir anlaşma dahilinde güneyde bulunanı bir şekilde paylaşırsak o zaman çok daha hızlı yükselebiliriz yaşam hayatımızda, standartlarımızda ama çalışmadan, üretmeden bir şey elde etmek çok kısa bir dönem için olabilir. Uzun sürede maalesef çalışmamız lazım, üretmemiz lazım. Dünyanın ve bilhassa bölgedeki ülkelerin ihtiyacı olan tarım ürünü ise tarım ürünü, sanayi pek ağır sanayi yapamayız, hafif sanayi ve bilhassa bilim teknoloji sektöründe çok şey olabiliriz. Bunlara yönetmemiz lazım. Evet, süremizi aslında biraz açtık. Mesajlarımız da var. Yönetmenime bakıyorum. Bir dakika verir mi bize acaba? Mesajları da aktaralım. İki dakika versin bize yönetimi. Lütfen. Şimdi Kaan Ceylan şöyle demiş. İyi programlar, iyi yayınlar. Metin Maraş Ali günaydınlar. Kolay gelsin demiş. Orhun Karagözlü günaydın abi. Süper insan. Selamlarımı lütfen iletin dedi. Günay Bey'e. Hasan Süleyman, iyi yayınlar Çiğdem Hanım. Sayın Günay Çerkez, gençlerimiz iş için yurt dışına gidiyor. Fakat yurdumuzda binlerce yabancı işçi vardır. Bu göçün önüne nasıl geçebiliriz şeklindeydi. Ama bunu zaten cevapladınız. Gelişmek lazım. Doğru alanlarda gelişmek lazım. Bilişim, çünkü turizm, hizmet sektörleri kapsamında. Yani değil mi? Bizim gençlerimiz hiçbiri gidip makinist veya efendime söyleyeyim dülger, sıvacı, ne bileyim ben kalıpçı, demirci olmak istemezler. Çünkü küçük yaştan onlar aile ve çevre tarafından şey derim. Bak Ali'nin oğlu doktor, Veli'nin kızı ne bileyim ben ne. Tamam olabilir ama herkes de aynı yetenekli olmayabilir. Evet. Dolayısıyla biz insanımızı, çocuklarımızı iyi oldukları sektörlere de yönetmemiz lazım. Yeteneklerine yani, göre yeteneklerine daha aynı zamanda. Göre. Devam edelim. Biz kısa kısa kesiyorum. Kusura bakmayın çünkü süremizi aşmayalım. Açtık zaten. Ömer Meraklı, merhaba. Artık siyasileri dinlemiyorum. Çünkü siyasiler hükümet çalışanlarının kamunun temsilcileridir. Sayın Çerkez gibi özel sektörden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne var olmak için, üretmek için çalışanları çıkarırsanız demiş bana, sizleri daha çok takip edeceğim. Siyasi laf azanlıklara son. Kolay gelsin, selamlar demiş. Metin Maraş Ali, ben de çocuğumu doktor, avukat, mühendis olmasını isterim. Hangi aile evladına sen git makinist, tuğlacı, sıvacı ol der ki? Ben demem. Yani esas sorun devlet, hükümet olarak bu mesleklerde bulunan eksiklikleri, çocukları teşvik ederek, katkı koyarak öncülük etmesi gerekmez mi? Avrupa'da bu tip olaylara ödenek de ayrılır demiş. Hasan Süleyman, ülkemizde meslek sahibi olmak için hükümetimiz meslek okullarına ağırlık vermeli ve geliştirmelidir demiş. Feridun Kumru günaydınlar demiş. Enver Mamülcü günaydınlar. Değerli duayenimiz, abimiz, piyasada maliyetlerin düşürülmesine paralel gümrük reformu nasıl olmalıdır hakkındaki düşünceleri, ama süremiz yok, onu ne kadar açabiliriz bilmiyorum. Başka programı şimdi bırakalım mı? Hükümetlerimizin iki ana geliri söylemiştim. Biri gümrüklerdir. Gümrükte girerken ciddi şekilde değişik isimler altında alıyorlar. Çünkü içte üretip de içteki üretimden gelir vergi yetmez, yeteri kadar yoktur. Dolayısıyla kapılarda girerken 1.8 milyar dolarlık şey içeri girerken ondan alınan, bir de tapulardaki yapılan satımlardan devletin gelirleri bunlardan. Evet. Bir de
yapılan işlemlerden değişik isimler altına aldıkları harçlar. Bunları değiştirmemiz lazım. O zaman bu harçlar da ve alınan gümrüklerle çok daha makul, anlaşılır seviyelere gelebilir. Evet, bu arada çok sayıda mesajımız vardı. Hepsinden özür diliyorum çünkü aktaramıyoruz. Zamanımız yok. Yoksa yönetmenim pat diye kesecek yayını. Görüşmek demenisiyle hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Hayatın tamamı olsun istersin. Kaç kaç kaçmasın istersin. Hiç hiç bitmesin istersin. Rastlarsan öyle bir ana, elinden sakın kaçırma. Koş koş peşinden.